Sevgili seyirciler, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bugün vahşet yaşandı. Yine bir kadına şiddet örneği yaşadık maalesef. Bu evde yaşlı bir kadın kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Birkaç bıçak darbesi alan kadın maalesef yaşamını yitirdi. Olay yeri inceleme ekibi geldi. Savcı buradaydı. Oğulları buradaydı. Bir tane oğlu kadının yanında yaşıyordu. Ekmek almaya gitmişti. Maalesef o sırada yaşlı adam bu evde karısını öldürdü. Ekmeğini alıp geldikten sonra oğlu Ali bu evde tam kapının önünde annesini kanlar içinde buldu ve polise şikayet etti. Olayla ilgili bir bilginiz var mı? Sesleri siz duydunuz mu? Benim hiçbir bilgim yok. Yarım rahatsızdı da oğlu da kendi de rahatsızdı ama yani o olaydan hiçbir bilgimiz yok yani. Biz de komşular gibi, polisler gibi sonradan geldi ne onlar duydu. Daha önceden sorunları var mıydı? Var sorun yaşıyorlardı. Sorun yaşıyorlardı. Ayşe teyze merdivenlerde kovalıyordun. Hastanede yattı çıktı. Öyle bir sorunları vardı yani. Şiddet girişimi oldu yani daha önce. Evet oldu. Oldu. Hep merdivenlerde kovalıyordu Ayşe teyze. Duyduk oğlunun sesini duyduk. Dışarı çıktı ki ödün kadın ölmüş yani. Evdeydim. Bir ses oldu. Aşağıya indim. Aşağıda bir komşular çok kavga ediyor çocuklar. Aşağıya balkona baktım. Baktım hiç ses falan yok. Gürültü yok. Sonra içeri geldim. Benim üçüncü kattaki komşu geldi. Açtım birden kapıyı. Kadın yığıldı. Dedi herhalde dedi Aziz abi dedi Ayşe teyzeyi öldürdü herhalde dedi. Allah Allah dedim. Kadına su falan verdim. Kadın dili yamağı kurudu kadının. Ondan sonra beraber aşağı indik. Baktım ki açmış kapıyı Ali. Oğlu zaten ekmek almaya gitmiş bizim şurada bakkala. Bir 10 dakika diye sürdü işte. Gitti gelmiş çocuk. Sonra açtı kapıyı bakmış ki hep kan. Kapının önü hep kan. Ondan sonra bir daha işte ambulansa falan çağırdı. Ama ben ses falan hiç duymadım yani. Yani duydum derinden de hani çoluk çocuk dedim herhalde. Kapıya falan baktım. Göremedim, duyamadım, şey yapamadım. Sonra oğlu işte gitmiş bakkala. Ondan sonra gelene kadar 10 dakikanın içinde çocuk açıyor kapıyı bakıyor ki kapının önü hep kan zaten. İki bileğini kesmiş. Bir de boğazını kesmiş. Daha önceden kavga ediyorlar mıydı? Zaten Aziz amcayı yatırdılar. Hastaneye falan yatırdılar. Bir ay kadar orada yattı o. Ondan sonra tedavi görüyordu. Sonra çıkarttılar bunu. Ama ben işte dün konuştum da Ayşe teyzeyle rahmetli. Dedi ki ben de çok korkuyorum kızım dedi. Onu zaten onlar kavaklı ya kavakta ev yaptırdılar. Yazın kavağa gidiyorlar. Kışında buraya geliyorlar. Kavağa gitmiş. Orada ikinci kattan üçüncü kattan beni atmış zaten onu evden aşağıya atmış. Yani kadın korkuyordu. Çok korkuyordu kadıncağız. Orada gitmek istiyorum. Ben orada gitmek istiyorum. Ben orada gideceğim. Sana inan. Hayır. 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 Hay